İngiliz E7 denizaltısı Temmuz ayı boyunca Marmara'da kalmış 5 vapur ve 16 yelkenle bakılmıştı. E7, 2. Marmara seferi için 4 Eylül'de Çanakkale Boğazı'ndaydı. Ama bu kez onu bir sürpriz bekliyordu. Yüzbaşı Cochrane, Nara ile Boğalı arasına gerilen Çelik Ağ'dan gemisini kurtaramadı. Ağa takılan büyük balık fark edilmişti. Çanakkale'de bulunan Alman UB-14 denizaltısının komutanı von Heimburg durumdan haberdar edildi. Bir filika ile Nara'ya geldi ve E7 için hazırladığı bombaları aşağıya gönderdi. İlk bomba denizaltıya yakın bir yerde patladı ve elektrik ampullerini kırdı. İkinci bomba bordaya daha yakın bir noktada patladı. Bu kez denizaltıda büyük hasar oldu. Çaresiz kalan Cochrane gemisini yüzeye çıkarttı. Denizaltıdan ilk olarak İstanbul'da doğmuş bir İngiliz asker çıkıyor. Türklere teslim oluyor. Elinde beyaz bir bayrak sallıyor. Aslında bu beyaz bir bayrak değildi. Denizaltının içindeki masalardan bir tanesinin beyaz örtüsüydü. Ve denizaltıyı en son denizaltının komutanı Cochrane terk etti. Denizaltıdaki bombaları patlattı mı, patlatmadı mı? Denizaltı parçalar halinde mi denizin dibine döküldü, bir bütün olarak mı battı bilmiyoruz. E7 96 metre derinlikte ve Dumlupınar denizaltımızla enkazları çok yakın.